Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik Öğreniyorum serimize elektronik devrelerde kullanılan komponentleri öğrenmeyle devam ediyoruz. Bundan önceki serimizde en temel anlamda kullanılan elektronik komponentleri öğrendik. Bugün sizlerle yine elektronik devrelerin olmazsa olmazları, elektrik ve elektroniğin en masum elemanı sigortalarla devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Elektronik devrelerde sigortalar nasıl kullanılır hep birlikte öğrenelim. Elektronik devreler bildiğiniz gibi voltaj ve akımla çalışır. Sigortalar elektronik devrelerde en masum devre elemanlardır. Elektronik devrelerdeki görevi herhangi bir şey ters gittiği zaman devreye girmektir. Elektronik cihazlar herhangi bir sebepten dolayı anormal çalışmaya başladığı zaman sigortalar devreye gider. Bir şeyler yolunda gitmediği zaman sigortalar kendini feda ederek elektriği keserler. Sigortalar devre üzerindeki diğer komponentlerin daha fazla zarar görmemesi için hemen devreye girerler ve elektriği keserler. Aynı zamanda sigortalar elektrik kontağından çıkabilecek yangınların da önüne geçmek için kullanılırlar. Elektrik panolarının içerisinde sigorta bulunmazsa herhangi bir arıza durumunda elektrik akımı akmaya devam edecektir. Kısa devreden dolayı ısınma olacak, kabloların ısınmasından kaynaklı yangınlar çıkacaktır. Sigorta panosunun içerisindeki sigorta doğru seçilmişse yangın çıkmadan elektriği kesecek ve olay daha büyümeden kapanmış olacak. Sigortalar devrede işlerin ters gitmesi durumunda sizi ve diğer elektronik komponentleri korumak için kendilerini feda ederler. Peki sigortalar bu işi nasıl yapar? Bütün elektronik cihazların mutlaka sigortası bulunması gerekir. Peki bu elektronik cihazlara bu sigorta nasıl takılıyor? Sigortalar genellikle üzerinden geçecek akıma göre hareket ederler. Her sigortanın bir akım değeri vardır. Üzerinden geçecek akım miktarı bellidir. Devreye seri bağlanırlar ve devrenin çekeceği bütün akım bu sigortanın üzerinden geçirilir. Devrenin çekeceği akım miktarı belli ise buna göre bir sigorta tercih edilerek en başa bağlanır. Örneğin 1 amperlik bir devreye 1,5 amperlik bir sigorta bağlanarak üzerinden akım geçmesi sağlanır. Devremizin çekeceği maksimum akım miktarı 1 amper olduğu için sigorta herhangi bir müdahalede bulunmadan akım üzerinden çok rahatlıkla akıtır. Eğer ki devremizde herhangi bir arıza oluşacak olursa bu 1 amperin üzerine çıkacağı için sigorta bunu hemen anlayacak ve 1,5 amperin üzerine çıktığı andan itibaren açık devre olarak akımı kesecektir. Sigorta burada yanarak devre dışı kalır. Sigorta açık devre olduğu için devre tamamlanmaz ve elektrik kesilmiş olur. Elektronik devrelerde yükün toplam akım miktarına bağlı olarak sigortayı seri bir şekilde bağlarız. Sigortaların devre şemasında gösterim şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Devre şemalarında ve kartların üzerinde büyük T harfiyle gösterilirler. Sigortaların kullanım amaçlarına göre çeşitli türleri vardır. Elektronik devrelerde en çok tercih edilen cam tipi sigortalar kullanılır. Araçlarda bıçaklı, renkli sigortalar tercih edilir. Daha büyük panolarda ise daha büyük sigortalar tercih edilirler. Ev elektriğinde kullanılan sigortalar ise bu sigortalardan biraz daha farklıdır. Üzerinden fazla akım çekildiği zaman anahtarı sıfır konuma gelerek kendisini kapatır. Arızalanmazlar. Arıza giderildikten sonra sigorta bir konumuna getirilerek üzerinden akım geçmeye devam eder. Sigortaların kullanım yerine göre farklı kılıflar da bulunmaktadır. Dip switch şeklinde olan kılıflar genellikle devre kartlarının üzerinde bulunur. Yine aynı şekilde kablolu sigorta muhafazaları da bulunur. Cam sigortalar bu muhafazaların içerisine takılabilir. Yine bıçaklı sigortalar içinde kablolu sigortalıklar bulunmaktadır. Araç sigortaları arızalandığı zaman orta kısmında bulunan filaman birbirinden ayrılarak elektriği keser. Cam sigortalar arızalandığı zaman ise içerisindeki tel yanarak açık devre konumuna geçer. Bazı elektronik cihazların dışında da kasa tipi sigortalıklar bulunmaktadır. Sigorta çeşitleri içerisinde aynı zamanda SMD tip ve direnç tip sigortalar da bulunur. Bunlar kart üzerinde ya da şema üzerinde sigorta olduğu belirtilir. Şu an görmüş olduğunuz sigorta tipleri bıçaklı sigorta diye geçen sigorta türleridir. Bunlar amperlerine göre renklendirilmişlerdir. En çok kullanılan iki tane kılıf tipi vardır. Renklerine göre de amperleri belirtilmiştir. Cam sigortaların üzerinde kaç amperlik olduğu yazar. Sigortalar farklı amperlerde üretilirler. Çünkü kullanacağımız yüke göre sigorta seçmemiz gerekir. Sigorta tercih edilirken mutlaka yükümüze en yakın sigorta değerini seçmemiz gerekir. 1 amperle çalışan bir devreye 10 amperlik bir sigorta takmak doğru değildir. Çünkü 10 amperlik sigortanın devre dışı kalabilmesi için üzerine 10 amperden yüksek bir akım gelmesi gerekir. Lakin devremiz 1 ampere göre tasarlandığı için 10 amperlik sigorta atana kadar devremizde birçok yer zarar görecektir. Birçok devre elemanı arızalanacak. Elektrik kontağından çıktığı söylenen yangınların birçoğunda elektrik kablolarının ince seçilmesi sigortanın yüksek amperli seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 30 amperlik bir sigortaya ince bir kablo bağlanırsa
Bu kablo kısa devre edildiği zaman sigorta atmayacaktır. Kablo ısınıp kızaracak ve yangına sebep olacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi elektronik cihazlarda ve elektronik devrelerde yükümüze çok yakın sigorta seçmemiz gerekir. Yükümüzün taşıyabileceği maksimum sınırının üzerine çok az çıkıldığı zaman sigortanın hemen devreye girip elektriği kesmesi gerekir. Bugün sizlerle elektronik cihazların ve elektronik devrelerin koruyucusu olan fedakar sigortaları öğrenmiş olduk. Sigortalar devre üzerinde herhangi bir şey ters gittiği zaman kendini feda ederek elektriği kesen devre elemanlardır. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.